Herkese merhaba arkadaşlar. Silecekler de aşınmış bayağı. Silecek almamız lazım arabayı. Onu da fark ettim. İstanbul akşamı iftara doğru eve doğru yolculuk yaparken yeni bir otovlog. Haftada bir, ayda ya da bazen aksatıyorum ayda 2-3 kere falan bir otovlog atmaya çalışıyorum kanala. Kendimizce olur da benim bildiğim, sizin bilmediğiniz konular olur vesaire. Bu konularda sizi bilgilendirmeye çalışıyorum ki birçoğunuz belki biliyordur ya da birçoğunuz farkındadır. Gündemdeki konulara, gündemde olmaması gereken şeyleri duyar, yani bir nevi çoğu duyar kasmak diyor ama duyarlılık katmak maksadıyla konuşuyoruz. Örneğin benzin fiyatları zamlandı. Bunu ilk konu alan otomobil kanalı bizdik. Benzin fiyatları neden böyle oluyor? Benzin fiyatları böyle olduğu için gerçekten ciddi sıkıntılar çekiyoruz vesaire gibisinden bunları dillendirdik. Ya şeyi bile konuştuk biz bu otovlog serisinde. Eskiler hatırlar. Bu aracın plaka 5664 sorgulamasında kilometre sorgusunun artık gelmemesi ve insanların daha çok parasının cebinden çıkmaması, bunu HGS'ye yönlendirmeleri falan, bunları bile konuştuk yani. Bunlar bile video sonunda görebilirsiniz kanalda. Şimdi bugünkü konu başlıktan da anlayacağınız üzerine, hani herkeste klişe bir laf vardır bizim insanımızda. Yazın araç fiyatları yükseliyor. Evet, yazın araç fiyatlarında belli bir yükselme oluyor. Otomobil fiyatlarında belli bir... Yalnız bu neyin kornası ya? Bu neyin korna çalıyor? Ey Allah'ım ya, bu insanların bu korna merakını da var ya, gerçekten ya ciddi yaptırımlar ve ciddi trafik cezaları olmalı şu kornalara böyle. Her neyse, ben onu söylemek istiyorum size arkadaşlar. Bir yükselmeler, bir artışlar oluyor fiyatlarda. Ama bu yükselmeler eskiye göre oranla çok yüksek bir farklar olmuyor. Yani kışın arabanın fiyatı buydu da yazın üzerine 5 koydu, 6 koydu. Böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Yani maksimum marka ve modeline göre, araç fiyatına göre de bu değişiklik gösteriyor ama piyasa malı araçlar deriz biz. Yani piyasa araçlarında maksimum 1000-2000 lira yazın daha yükseğe satma imkanı olabiliyor. Çünkü artık neden böyle oldu? Eskiden örneğin ciddi manada koyuyordu. Yani bundan bir 6-7 sene öncesine, 8 sene öncesine kadar ciddi manada üzerine koyuyordu. Yani araba fiyatı neyse yazın bir geliyordu, havalar ısınmaya bir başlıyordu, bayram zamanları bir geliyordu, üzerine koyarak artıyordu bu fiyatlar. Şimdi o derece koymuyor. Koymamasındaki amaç kiralık arabalar arkadaşlar. Çoğu insanlar yazın örneğin memleketine gider. Ya daha doğrusu yazın arabalar niye pahalanıyor? İnsanlar memleketlerine gidiyor, tatile gidiyor. İstanbul'da olan insanlar memleketlerine tek gidip gezmeye çalışıyorlar. Artık bir de bayramlar yaza geldiği için bayramları memleketlerinde geçirmek istiyorlar. Hem tatil hem bayramları aile büyükleriyle vesaire memlekette geçirmek istiyorlar. Memlekette olan insanlar da, yani Anadolu'da olan insanlarımız da bu taraflara, deniz bölgelerine vesaire bu taraflara gelmek istiyorlar. İstanbul'a, Ankara'ya ya da Antalya kısmına, İzmir kısmına, bu taraflara tatil yapmaya gelmek istiyorlar. Yani yazın havalar ısınınca herkes tatillerini kullanıp bir yerden bir yere gezmeye, gitmeye vesaire çalışıyorlar. Bu yüzdendir artışlar. Ama şimdi kiralık arabalar oldu. Mantıklı geliyor bana. Yani çoğu insanın şirket arabası var. Bu bir. Şirketler herkese araç veriyor artık. Bu bir. Şirket arabası var. Ve iki, toplu taşıma. İstanbul'da örneğin toplu taşıma, benim şirket arabam yok. Şirket arabam olsaydı ben de aynı şekilde yapardım. Ama toplu taşıma da benim evimle işim arasında olmadığı için, yani şuna inanın, evimle işim arasında tek vesait bir toplu taşıma olsa ben direkt her gün örneğin metro evimle işim arasında gitsin, ben arabayı kullanmam. Bu trafiği, bu çileyi çekmem. Direkt binerim metroma, evime yakın durakta iner, 10-15 dakika yürürüm, problem değil. Ama bu imkanım yok diye kullanıyorum. Ama çoğu kişi gün içerisinde toplu taşıma kullanıyor. Bakın, metrobüse binin, metroya binin, özellikle İstanbul'da yaşayanlar için konuşuyorum. İETT'ye binin, hep full gidiyor, full geliyor. Çoğu kişi bunları kullanıyor. Yaz dönemi araba lazım oluyor bu tarz insanlara. Bu tarz insanlar da yaz dönemi ne yapıyorlar arabaları? Gidip kiralıyorlar. Şöyle söyleyeyim, vergisi yok. Motor taşıt vergisi yok bir kere bu kiralık arabaların. Artı muayene derdi yok. Artı sigorta derdi yok. Yani muayene derdi diyoruz ama başlı başına bir şey. Muayeneden geçti mi, geçmedi mi, kaldı mı, kalacak mı, ne oldu, ne bitti. Ya düşünsene, buradan TÜV Türkiye gidiyorsun. Kazara tam muayene istasyonuna gitmeden kontrol ediyorsun her şeyi. Girdin, istasyonun içinde ampul patladı.
Sağ arka stop yanmıyor. Sen de farkında değilsin. Girdin, araba kaldı. Hadi git bir daha randevu al. Bir daha TÜV Türkiye gel falan. Yani kaskosu sonra, sigortası yok. Kaskosu yok. Bakım derdi yok. Ve insanlar ne yapıyor? Aylık örneğin bir ay mı lazım yazın bana araba, ya da 20 gün mü lazım? 1500-2000 lira parasını veriyor. Ne etlisine, yani bizim Türk atasözü tabiriyle, ne etlisine ne sütlüsüne karışmıyor. Direkt parasını veriyor, arabasını kiralıyor. Ve şöyle de bir şey var. Olası bir kaza durumunda arıyorsun. İkame araç getiriyorlar. Senin canında falan bir şey yoksa, sadece örneğin ne bileyim, şimdi bu araba kiralık diyelim, sürttük. Direkt kiralama şirketini arıyorsun. Sana araba veriyorlar. Anlaşmasına bağlı tabii bu. Sana araba veriyorlar. Sen de arabanı veriyorsun. Kaza yaptığın arabanı kiralama şirketine, mağduriyetini gideriyorlar. Bu yönde kiralama şirketleri bayağı avantajlı ve bayağı revaçta. Tatillerde örneğin kiralık araçlar yok neredeyse. Şirketlerde araba kalmıyor neredeyse. Tatil dönemlerinde, bayram dönemlerinde bayağı bayağı bir açık var yani. Ama şöyle de bir unsur var. Her yerden araba kiralanmaz arkadaşlar. Bakın, birçok böyle mahalleler arası merdiven altı, sizin de çevrenizde başına gelen ve sizin kulağınıza gelmiştir birçok kişi böyle. Yani örneğin kötü malı verip işte yarın öbür gün geliyorlar, işte bu arabanın atıyorum klimasını ben sana verirken çalışıyordu, şimdi çalışmıyor. Halbuki ufak bir şekilde arızayı gideriyor. Ben alınca yine bozulmaya başlıyor o klima. Bu tarz şey yapan insanlar da var. Senet imzalatıyorlar. Açık senet imzalatıyorlar. Açık senetim bende kalacak falan filan gibisinden. Bu tarz şeyler de var. Bence o tarz yerlerden uzak durun. Büyük firmalar var. Bu işi düzgün ve güvenli bir şekilde yapan büyük firmalar var. Tabii şartları bir tık daha ağır olabiliyor. Yani normal mahalledeki merdiven altı insanlara göre bir tık daha ağır olabiliyor şartları, ama o şartları bence yerine getirdiğinizde en iyi seçenek büyük firmalardır, bilindik firmalardır, kurumsal firmalardır, kurumsal kimlikli firmalar var. O kimlikli firmalardan kullanmanız ya da araç kiralamanız daha da mantıklı oluyor. Yani kimse şu triplere girmesin arkadaşlar. Oo, yaz geldi, benim arabam 5000 lira üzerine koyacak. Hadi 5000 lira örneğin arabaya 25 diyorum, 30 yazalım bu arabaya. Bu triplere girmeyin artık, o dönem eskiden de, o dönem geçti. Gerçekten o dönemler kalmadı. Tamam, yine üzerine koyuluyor ama eskisi gibi koyulmuyor. Ama bazı sahibinden.com ilanlarına bakıyorsun, hala o kafayı yaşayan insanlar var benim çevremde. Arkadaşlarım ya da akrabalarım, tanıdıklarımda araba oluyor. Soruyorum, yaz geldi. Ya bir yaz geldi ya, ben şimdi satarım bu arabayı ya. Normalde arabayı 115'e verecek atıyorum. Rakam sembolik. 115'e verecek arabayı. Yaz geldi ya, 120'ye satarım ben bu arabayı. 125'e. Fırsatçılık yapıyor yani. Çevremde akrabam, arkadaşım vesaire. Ya kardeş, yaz geldi de sana mı geldi sadece yaz? Sen de arabasız kalacaksın. Sen de bir araba alacaksın. Sen de aldığın arabayı o zaman senin gibi düşünen birine fazla para ödeyeceksin. Niye piyasayı şişiriyorsun ki? Yaz geldi, adam tatiline kiralık arabayla gidiyor %90'ı. Yani bu tarz unsurlara dikkat edin arkadaşlar. Bu unsurlar önemli şeyler. Prim vermeyin yani böyle. Yaz geldi, bu araba arttı. Öyle. O tarz şeyler kalmadı yani. Piyasada genel görünen irtiba bu. Yazın tatile özellikle gidecek arkadaşlara şunu söylüyorum. Aracın yani canınızı taşıyor bu. İlk önce lastiklerini. Lastiklerini iyi bir kontrol ettirin. Bu can taşıyor. Rot ayarı, alt takımlarına falan bir bakın. Yağını, suyunu zaten şoför insan her petrolde gerekirse açar, yağına bakar, suyuna bakar, eksiltme var mı vesaire. Yolculuk esnasında bunları kontrol edebilirsiniz. Ama şu lastik olayına özellikle çok dikkat edin. Yani kabak lastikle, balon lastikle vesaire, bu tarz lastiklerle yola çıkmayın diyorum ben size. Buradan böyle bir mesaj da vermiş olayım sizlere. Dediğim gibi araç fiyatları yazın yani yükselmez. Yükselir mi diye koyduk şeyi de. Yükselmez yani. Eskisi gibi yükselmiyor. Yani şimdi kışın neyse yazın da o aşağı yukarı. Ama piyasa zaten genel manada, bugün örneğin bu arabayı 40 alıyorsun. 5 ay sonra 42-43'e satıyorsun. Çünkü sıfırlar her geçen gün yükseliyor. Her geçen gün yükseliyor. Her geçen gün yükseliyor. Ne oluyor? İkinci el araba fiyatları da her geçen gün üzerine koyuyor. Her geçen gün üzerine koyuyor. Yani bu da demek oluyor ki her 2-3 ayda bir araba yükseliyor. Yani bunu yaza da bağlamamak lazım. Arabalar her geçen gün üzerine koyuyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki ülkemizde. Ve ben şuna hep söylüyorum, şunu iddia ediyorum. Yani bu şekilde devam ederse ve bu şekilde giderse insanlar birkaç sene sonra bence araba alamayacak. Ya da eski arabalar, yani 2000
10 model ve 6 arabalar çok çok kıymetli olacak. Yani piyasada yeni araba çok göremeyeceğiz. Hep insanlar eski temiz araçları el ele arayacaklar. O eski temiz gözü gözü bir bakan insanlar var ya. O insanların arabaları ciddi şekilde kıymete binecek, değerlenecek ve talep görecek. Böyle giderse yani piyasanın yükselmesi, her geçen ay üzerine fiyat koymaları, sıfırda acayip rakamlara çıkmaları, ikinci elinde de bu şekilde etkilenmesi sonucu ciddi rakamlara gidecek. Bunlara dikkat etmek lazım diyorum ama elimizden de gelen bir şey yok. Dolar euro yerinde durmuyor. Bir çıkıyor, bir iniyor. Ülke karma karışık bir durumda. İnsanlar ne yapacağını bilmiyor. Kendi arabanı piyasası yükseldiği için sen de ucuza satmıyorsun. Haklı olarak satmıyorsun. Örneğin 40'a almışsın. Tamam, sen arabanı 40'a aldın diyelim bundan 3 ay önce. Ama bakıyorsun şimdi ilanlarda hep arabanın gideceği para, yani atıyorum 45 liraya piyasası var bu arabanın. Sen bu arabayı bir daha götürüp 40'a vermezsin. Haklı olarak vermezsin. Sen piyasayı yükseltmiyorsun. Sen haklı olarak arabanı vermiyorsun. Sen haklısın yani. Sen haklı taraftasın. Çünkü sen 40'a aldığın dönemdeki araba fiyatlarıyla şimdikinin arasında dağlar kadar var. Sen de bunu satıp nihayetinde başka bir araba alacaksın diyelim. Sen de onu o eski dönemdeki fiyatla almayacaksın ki. Yeni dönemdeki fiyatla alacaksın. Böyle bir döngü halinde gidiyor. Allah sonumuzu aydın etsin. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum. Başka da diyecek bir şey yok. Araba piyasası ciddi şekilde kötüye gidiyor. İşler, yani ben piyasanın içinde olan biri olarak söylüyorum. Araç satışları müthiş derecede durdu. Her geçen yıl bir önceki yıla aratıyor yani. Araç satışları müthiş durdu. Bunu başka videoda da demiştik. Özellikle kredi faizleri vesaire bu denli arttığı için insanlar yani bir kredi çekip önceden, yani müthiş bir şekilde insanlar kredi çekip araba alıyordu. Şimdi öyle bir şey de kalmadı artık. Nereye gidiyoruz bilemiyorum vallahi arkadaşlar. Bu konuya da böylece değinmiş olduk arkadaşlar. Yani bu klişeyi biraz da olsa yıkmakta bir inşallah faydamız olur. Yani çünkü ciddi bir şekilde kime bakıyorsam o havalar ısındı, arabalar yükseliyor. Ya kardeş bir durun ya, bir durun, yerinizde durun. Zaten yükseliyor fiyatlar, yerinde durmuyor araba fiyatları. Bari biz siz yerinizde durun diyorum ve videoyu tamamlıyorum. Arkadaşlar bu otovlog serisinde her zaman sizin görüşlerinizi dikkate alıyorum. Bakın aşağıya yorum olarak yazın. Bir sonraki otovlog konusunda hangi konuya değinelim? Bakın yazın, şu konuyu anlatır mısın? Şu konuya değin. Şu konunun aslı nedir? Şeklinde yorum yazın aşağıya. Ve ben de bir sonraki otovlog konusunu sizlerin yazdığı yorumlardan bir tanesiyle seçeceğim. Ve hatta söz veriyorum o yorumlardan bir tanesinde yazan kişinin ismini vesaire de videoda dillendireceğim. Dediğim gibi bir sonraki otovlog konusunu siz seçmiş olun böylelikle. Bu konsepti beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hep olur ben bu tarz videoları izlemek istemiyorum, beğenmiyorum bu kanalda dediğinizde de dislike, yani beğenmeme tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Ama mutlaka bir tuşa basın. O tuşlar etkileşim yapıyor ve biz bu etkileşim sayesinde ön plana çıkıyoruz. Benim nacizane isteğim budur sizden. Her zaman söylediğimiz gibi kanala hala abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.